Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere çok çok değerli olan tabii ki de kendi hayatımı çizeceğim. Çok uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Zeynep Serdaroğlu olarak 22 Kasım 2002 tarihinde Şişli Mecidiyeköy İstanbul'da canım annem Burcu'nun karnından çıkmışım. Annemin adı Burcu ve babamın adı Serdar olduğu için aslında ismim Buse olacakmış. Burcu'nun Busu Serdar'ın sesinden dolayı. Ama dedem bu kızın adı Zeynep olsun rüyamda gördüm demiş. Öyle de Zeynep olmuşum. Duyulan geçmiş zaman kullanıyorum çünkü hayatımın o kısımlarını pek hatırlamıyorum. Aslına bakarsanız çocukluğumun bayağı büyük bir kısmını hatırlamıyorum. Hatırladığım avuç kadar olan şeyler ise şunlar. İnanılmaz dans eden bir çocukmuşum. Hep dans edermişim. En sevdiğim grup Hepsiymiş. Gülçin favorim olmak üzere. Hatta ilk konserim Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserleriymiş. Anne ağzımın açık kaldığını, gerçek olmadıklarını falan düşündüğümü söylüyor. Seni sevdim, telefonu sevdim. Adının üstünü hep karalatıp, yüzünü görmekten susadım. Nereye gitsem, peşimsin sen. Sarımı taşım, artık sakız gibi yapıştım. Tadım kaçır, artık yeter. Yoksa sen asıl kızı mısın, kırk sana anlatamam. Kaçtım, kurtulamadım. Çocukken aynı zamanda gezmeyi çok çok sevdiğimi hatırlıyorum. Hatta kafamda gittiğimiz şehirlere taşınsak ne olur diye senaryolar yazıyordum. Teyzemin bana aldığı mor bir defter vardı ve o deftere gittiğim her yeri yazardım. Özellikle antik kentlere gitmeyi çok severdim. Efes'e çocukken gittiğim zaman çok çok sevdiğimi hatırlıyorum. Aynı zamanda Truva, Çanakkale gibi gezilerimiz de aklımın bir ucunda kazınmış durumda. Çoğunlukla fotoğraflar sayesinde bu da. Bu arada ben 5 yaşındayken kardeşim Defne dünyaya geldi. Defne bu bilgiyi öğrendiğinden beri bana çok kızıyor ama kendisinin doğumuna Mickey Fare'nin Kulüp Evi izlemek için gitmemiştim. Ama hani zaten doğuma giremezdim. 5 yaşındayım. Ama neyse işte 5 yaşında abla oldum yani. Bunların dışında gerçekten ilkokulu asla hatırlamıyorum. O nedenle ortaokula atlıyoruz. Hani derler ya, ortaokula dinlediklerin, okudukların, izlediklerin sende en büyük etkiyi yaratır diye. Bundan daha doğru bir cümle duymadım. 6. sınıftaki doğum günümde bir arkadaşımın hediye ettiği Açlık Oyunları kitabı ve kitabı bir günde okumamın ardından hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Önce Açlık Oyunları, ardından Uyumsuz, ardından John Green kitapları vesaire vesaire. Peter Mellark ve Finny Koder sevgim beni önce Wattpad'e, ardından Tumblr'a soktu. Kitap ve karakter sevgim de böyle başladı. Müzik zevkime gelirsek YouTube'daki derin çukurlardan birinde keşfettiğim 5 Seconds of Summer Don't Stop klibiyle bu Avustralyalı gruba aşık oldum. Müzik zevkimin gelişmesinde büyük bir rol oynadılar. Five Sauce'un ve Fandom'un sevdiği gruplardan olduğu için Panic at the Disco, Fall Out Boy, Green Day gibi grupları dinlemeye başladım. Ve ortaokuldaki emo olma çabalarım da böyle başladı. Aynı zamanda Marvel, DC çizgi romanlarını okuyup filmlerini izlemeye başladığımdan Star Wars'ta dahil olmak üzere buna tamamen bir nerd olduğumu kavrayabilirsiniz ortaokulda. YouTube'a olan ilgim alakam da ortaokul yıllarımda başladı. Hatta tam olarak 6. sınıfın yazında Bethany Mota'nın kanalını keşfederek oldu bu. Bütün yaz sabah akşam kızın videolarını izlemeye başladım ve YouTube'un Victorious ve Big Time Rush'ın müzik videolarını izlemek dışında aynı zamanda bir video yükleme platformu olduğunu öyle kavradım. Belki hatırlayanınız vardır, YouTube'a içerik yüklemeye de en yakın arkadaşlarımdan biri olan Ilgın ile Two Awesome Girls kanalıyla başladım. Bu kanal şu an yok çünkü Ilgın'la 8. sınıfta ettiğimiz saçma bir kavgadan dolayı silmiştik. Ben o sene şu an bu videoyu izlediğiniz kanalı Bonnie Zeynep adıyla açmıştım. Bonnie burada önceki yaz tüm Let's Play'lerini izlediğim Five Nights at Freddy's'deki en sevdiğim karakteri olan Bonnie'den geliyordu. Ardından kanal ismim çoğunuzun bildiği gibi My Name is Zeynep X ve sonrasında da şu anki ismim oldu. Falan filan. Neyse 8. sınıf ve ortaokuldan bahsedeceksem Teog'dan bahsetmemek olmaz. Teog'u asla ama asla umursamıyordum arkadaşlar. Hani annem ve babamla ortaokulda çok çok büyük kavgalar etmişliğimiz vardır Teog konusunda. Yani 13 yaşında az önce saydığım kitap, film ve müzikleri yeni yeni keşfetmeye başlamış beni test çözmeye yoğunlaştırmak
diye bir şey yoktu. Yani öyle bir şey inanılmaz zordu. İki sınav vardı biliyorsunuzdur. Ben ikinci sınava doğru çalışmaya başlamıştım. Ama asla ve asla annemlerin istediği seviyede çalışmıyordum. Ve gerçekten kendimi ağlayarak uyuttuğum geceleri hatırlıyorum. Ne kadar çocukça duyulursa duyulsun, tek yapmak istediğim oturup dizi, film izlemek ve kitap okuyup bunların üzerine fanfiction yazmaktı. Ne olmak, ne yapmak, ne okumak istediğimle ilgili ne bir fikrim ne de bunların üzerine düşünecek kadar motivasyonum vardı. Neyse TEOG geldi geçti. Ben gerçekten kötü bir sonuç aldım. Puanım 430'du galiba. Ve 4 sene boyunca okuyacağım İstek Acıbadem Lisesi'ne kaydımı yaptırdı babam. O yaz hiçbir şey 8. sınıftan daha kötü olamaz diye kendimi avuturken 9. sınıf geldi ve çok yanılmışım arkadaşlar. Lisenin ilk senesi 18 yıllık hayatım boyunca yaşadığım en zor seneydi. Hani ilkokulda da zorbalığa uğramıştım ve çok kötü bir zaman geçirmiştim. Ama en azından onları hatırlamıyorum. Aklım gerçekten ilkokulla alakalı tüm anıları silmişti. Ama 9. sınıfta yaşadığım her şeyi harf harfini hatırlıyorum ve çok kötüydü. Burada hem sizi sıkmamak için hem de sırf benimle alakalı olmayan gizlilik sebeplerinden ötürü çok bir şey anlatmak istemiyorum. Ama hoca terörleri, istenmeyen şeyler yapmak ve hatta intihar teşebbüsü bile barındıran bir seneydi. Yani 9. sınıfı düşündükçe içim kararıyor. O senenin güzel iki yanı vardı. Biri lisedeki ilk arkadaşım olan Özge ile tanışmamdı. Öbürü de sonunda neyle ilgili olduğumu çözmüştüm. Sağ üstteki linkten izleyebileceğiniz videoda annem, babam, kardeşim ve ben İzmir Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi'ndeki sinemada Damien Chazelle'in La La Land filmini izlemiştik. Ve hani ben o salondan farklı bir insan olarak çıktım dediğim zaman şaka yapmıyorum. Filmi izler izlemez ben insanlara bu filmde hissettiğim gibi hissettirecek filmler çekmek istiyorum demiştim kendi kendime. O zamandan beri film yönetmeni ve senarist olmak en büyük hayalim. Çok çok önemli bir kısmı atladım bu arada. Ortaokuldayken bize Uluslararası Bakalorya adlı daha çok yurt dışında üniversite okumaya odaklı bir programdan bahsedilmişti. Ve İstek Acıbadem'e gitmemin en büyük nedeni de bu program oldu. 9. sınıftan itibaren bu programın üzerine yoğunlaştım ve 10. sınıfta programın hazırlık aşamasına başladım. 10. sınıf gerçekten çok çok eğlenceli bir seneydi. Belki de uzun süredir aile baskısı ve toksik arkadaşlıklar içerisinde olmadığım için de bu kadar güzel gözüküyor olabilir gözüme ama gerçekten çok çok eğlendiğim ve çok iyi arkadaşlıklar edindiğim bir sene oldu. İlayda, Eren, Esen, Dilara, Ozan, Oğuzhan, Volkan gibi çok yakın arkadaşlarımla bu sene arkadaş oldum ve genel olarak bu sene çok çok güzeldi. İlk kısa filmimi de İlayda'yla bu sene çekmiştik. Aynı sene babama bir nevi sinema okumayı gerçekten çok istediğimi kanıtlamak için yol arkadaşım iki setinde stajyerlik yapmaya karar verdim. Ve bu herhalde hayatımda verdiğim en önemli kararlardan biriydi. Sadece kariyer olarak yapmak istediğim çalışma alanını görmek dışında çoğu insanın edinemeyeceği en azından o yaşta anılar biriktirdim. Aynı zamanda bugün bile babama sorsanız sinema ile alakalı bir kariyer yapmama izin vermesi bu staj sayesinde olmuştur. Yani düşünsenize yoksa ben her tartışmada gözü dolan Zeynep hukuk okuyacaktım arkadaşlar. Hukuk ne alaka neyse. Ve sonrasında 11 geldi. 11 çoğunuzun anlayacağı üzere ve bildiği üzere lise hayatının daha ciddileştiği bir sene. Herkes derslerine yoğunlaşıp YKS'ye hazırlanmaya başlamıştı. Benim de bahsettiğim gibi Uluslararası Bakalorya programı tam anlamıyla başlamıştı bu sene. 11. ve 12. sınıf derslerimi yüksek seviye görsel sanatlar Türkçe ve İngilizce, sanat seviye derslerimi de matematik, biyoloji ve 20. yüzyıl Türkiye tarihi olarak belirledim. IB ile alakalı detaylı bir video isterseniz bu arada çekebilirim. Bunu her seferinde diyorum farkındayım ama yorumlara yazmanız yeterli. Zorlayıcı bir seneydi ama tekrardan edindiğim arkadaşlıklar bu seneyi kurtardı diyebilirim. Yine en yakın arkadaşlarımdan olan Ezgi, Nil, Burak, Semih, Joshua, Atilla ve Murat Zamir gibi arkadaşlarımla bu sene doğru dürüst tanıştım ve 11'de böylece bitti. Ve son olarak gelelim 12. sınıfa. Bu senenin hayırlı bir sene olmayacağını zaten biliyordum ama yuh kardeşim yuh. Öncelikle kur zaten yükseldiği için benim yurt dışı yerlerimin hepsi suya düştü. O nedenle senenin başında çok sevdiğim dershaneme yazıldım ve YKS'ye sözelden hazırlanmaya başladım. Aynı zamanda az önce saydığım derslerle ve onların en az 1500 kelimelik tezleriyle, sunumlarla ve bir tane 4000 kelimelik görsel sanatlar tezimle uğraşıyordum. Bu sırada geç başladığım dershaneme yetişmeye çalışıyordum. Falan filan falan fıstık derken sağlık problemlerim başladı. Geceleri şakasız 2-3 saat kadar uyuyordum en fazla.
ve okula geldiğim zaman derslerde ansızın başım dönmeye ve gözüm kararmaya başlıyordu. Bir uyku laboratuvarından öbürüne dolaştık, dolaştık, dolaştık ve en son uykunun REM safhasına geçemediğim ortaya çıktı. Yani sanırım en son öyle bir şeydi. Çünkü o konuya pek devam edemedik. Neden diye soracaksınız. Karantina dönemi aslında benim YKS'de olan başarıma çok büyük yarar sağladı. Çünkü okul kuruluşundan nefret eden biri olarak kendi kendime ders çalışma yöntemlerine girişmiştim. IB'nin tüm Mayıs sınavları iptal olmuştu. O nedenle sırf YKS'ye odaklanabilmiştim. Ve gel zaman git zaman YKS'ye girip sonucumu aldığım zaman girdiğim tüm denemelerden daha yüksek bir sonuç almıştım. Sözel'de ilk 13.000'e girmiştim ve bu YKS'de çıkan konuların hepsini sadece 7 ay önce görmeye başladığımı sayarsak çok büyük başarıydı benim için. O yüzden şunu demek istiyorum. 1. Kendimle gerçekten gurur duyuyorum. 2. Sakın vazgeçmeyin arkadaşlar, bakın insanlar neler başarıyor. Neyse, tercih döneminde nereyi tercih edeceğim konusunda çok zorlanmadım. Çünkü YKS'ye çalışmaya başladığım andan itibaren Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümünü kazanıp İstanbul'dan def olmak istiyordum. Ve oldum da. Şu an tam olarak 2,5 aydır Ankara'dayım ve kampüste kalıyorum. Bir İstanbullu olarak Ankara'yı çok seviyorum ve gerçekten çok çok mutluyum. Sanırım bu kadar. Evet. Dostlarım, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Evet. Bir iki haftalık ara verdim çünkü hani vizelerim falan vardı. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim sanırım. Vizelerim falan vardı. Bir iki hafta ara verdim. Ama geldim, buradayım. Şimdi devam edeceğim. Her hafta yeni video yüklemeye. Bu kadar galiba. Evet. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. On an island in the sun, we'll be playing, having fun, and it makes me feel so fine, I can't control.